Tek sağlık konseptinden bahsetmişken ne kadar şanslıyız ki aramızda sağlık bilimlerinin değerli bir temsilcisi, bizleri en iyi anlayan kişilerden yani değerli meslektaşlarımızdan da biri var. Kendisi törenimize Ankara Üniversitesi'nin kalbinden katılıyor. Ankara Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Necdet Ünüvar hocamıza öncelikle bize bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Sayın Rektörümüz hoş geldiniz. Hoş bulduk Okan Bey. Sağ olun. Sanırım hocam ses geliyor mu? Geliyor. Tamam. Ses var mı? Ses geliyor değil mi? Evet. Şimdi geliyor hocam. Tamam. Bugün aramızda olmanız çok büyük mutluluk bizim için. Estağfurullah. Hem bir meslektaş olarak hem bizleri anlayan sağlık bilimlerinin bir temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak büyük mutluluk. Şimdi sözü üniversitemiz adına hepimizin duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere size bırakıyorum değerli hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben de öncelikle törenimize teşrif eden daire başkanımıza, Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi Başkanı'na, oda başkanlarına, dekanımıza, öğretim üyelerimize, öğrencilerimize ve bizi dinleyen herkese hoş geldiniz diyerek bu mutluluğumuzu paylaştıkları için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hakikaten veteriner hekimleri son derece önemlidir. Pandemi süreci bunu gösterdi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi de bizim en eski ve en önemli fakültelerimizden birisi malumunuz. Biz bu veteriner fakültesini çok çok önemsiyoruz. Hakikaten çok tarihi köklere dayanan 1842'de İstanbul'da Küçükçekmece'de şu anda Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin kampüsü olarak kullanılan binada kuruldu. Oradaki yerleşkede kuruldu. Daha sonra 1933'te başka bir mekana ve Ankara Üniversitesi kurulduktan sonra da Ankara Üniversitesi bünyesine katıldı. Ankara Üniversitesi'nin kurucu 4 fakültesinden birisidir Veteriner Fakültesi. Dolayısıyla Veteriner Fakültesi'nin önemi 178 yıldır hep gündemimizde. Hakikaten çok çok önemli. Her geçen günde öneminin arttığını, özellikle sağlıkla, gıdayla çok yakından ilişkili olması hasebiyle öneminin giderek arttığını ifade etmem gerekir. Sözlerimin başında dekanlığa atanan Profesör Doktor Ender Yarsan hocamı tebrik ederek başlamak istiyorum. Ayrıca uzun yıllar dekanlığımızı yapan Profesör Doktor Belgin Sarı Mehmetoğlu'na da hem teşekkür hem de tebriklerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarihi öneminin yanında ülkemize belki de Ankara Üniversitesi'ndeki ilk akredite fakültemiz ve bizim akreditasyonu alan, uluslararası akreditasyonu alan bir çiftliğimiz var malumunuz. Kahraman Kazan Hayvan Çiftliği. Orayı da gördüm. Orada da hakikaten çok yoğun, hummalı bir çalışma var. Oradaki arkadaşlarımızı da hem selamlayarak hem de tebrik ederek sözlerime devam etmek istiyorum. Şimdi pandemi sürecini yaşadık. Pandemi bir mikroorganizmayla, bir virüsle başladı ve bütün dünyayı adeta muhasara altına aldı. En küçük, en fakir ülkelerden en zengin ülkelere kadar hepsini öyle veya böyle etkiledi. Hala da etkilemeye devam ediyor. Ve pandemiyle ilgili sürecin sona ermesi adına bir aşı çalışması var malumunuz. Ve aşı çalışmalarında da ne büyük bir mutluluktur ki TÜBİTAK'ın ilaç ve aşı geliştirme platformunda Ankara Üniversitesi'nin 3 önemli öğretim üyesi rol alıyor. Bunlardan bir tanesi Tıp Fakültesinden Profesör Hakan Akbulut, diğeri yine Tıp Fakültesinden Profesör Günhan Gürman ve Veteriner Fakültesinden Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürümüz Sayın Aykut Özkul. Hakikaten bu arkadaşlarımızın çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Veteriner Fakültesinde konuştuğumuza göre Viroloji Bölüm öğretim üyemiz Aykut Hocamızı da gönülden tebrik ediyorum. Biz bu çalışmaları bütün gücümüzle destekliyoruz. İnşallah bu konularla ilgili gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla, gerekse TÜBİTAK'la çok yakından bir işbirliği içerisindeyiz. Dolayısıyla pandemi bütün dünyayı etkileyen hastalıklara verilen addır.
pandemide başlangıcın bir virüse, mikroorganizmaya dayalı olması gibi tedavisinin de aşı ve ilaç çalışmalarının da yine veteriner hekimlerimizin içinde bulunduğu bir çalışma dizisiyle sonuçlanacak olması esasında veterinerliğin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz mutlaka bir veteriner hekime rastlarsınız ve Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz o veterinerlerden mutlaka bir veya birkaçının Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezun olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi'nin Veteriner Fakültesi'nde biz inşallah Ender hocamızla Belgin hocamızın bıraktığı bayrağı daha da ileriye götürmesi noktasında çok yoğun çalışacağız. Ben Ankara Üniversitesi Rektör olarak Veteriner Fakültesi'ni çok önemsediğimi ve bundan sonraki süreçte de hep ciddi adımlar atacağımızı müjdelemek istiyorum. Bize Türkiye'nin en iyi öğrencileri geliyor ve onlar dünya çapında insanlığa hizmet eden bilim adamları olacaklar. Ve Türk veterinerliğine hizmet eden kardeşlerimiz olacaklar. Onun için onları da gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum. Bulunduğu fakültenin çok önemli olduğunu, hem fiziki koşullarının, hem eğitim kalitesinin, hem öğretim üyesi kalitesinin son derece üst düzey olduğunu bilmelerini hasreten rica ediyorum. Onlar inşallah bunun farkında olarak bize geldiler. Veteriner fakültemize girdiler ve inşallah güzel işler yapacak. Bu arada şunu da ifade etmem lazım. Türkiye'nin en kapsamlı hayvan hastanelerinden birisi de bizim veteriner fakültemizin bünyesinde bulunuyor. Bunu da çok önemsiyoruz. Hayvan hastanemizi de inşallah daha da geliştireceğiz. Hayvan hastalıklarıyla ilgili çok sayıda kitap yazan bir hocamızın dekan olmasının da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. İnşallah o teoride yazdığı şeylerin hepsinin hayata geçtiğini, bizim hayvan hastanemizi hayata geçtiğini göreceğiz. İnşallah tabii ki eksiklerimiz yok mu? Var. Örneğin doğumhane ile ilgili sıkıntılarımız var. Ama bunların da hepsini çözeceğiz. Çözmek için buradayız. Ben bu vesileyle 178. yaşını kutlayan üniversitemizin en eski ve ilk uluslararası akreditasyona sahip fakültesi olan veteriner fakültesini en üst düzeyinden en alt noktaya kadar bütün mensuplarını kutluyorum. İnşallah memlekete, Türkiye'mize ve insanlığa çok güzel hizmetler yapmaya devam ederler. Dileğiyle herkesi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle kutluyorum. Hayata veda etmiş büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Hayata devam eden emekli olmuş büyüklerimizi saygıyla yad ediyorum. Allah onlara hayırlı uzun ömür versin. İnşallah pandemi sonrasında da onlarla güzel ortamlarda buluşmayı Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Değerli rektörüm, çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için. Özellikle bir iki noktada çok güzel bir vurgu yaptınız. Bu üniversite ülkedeki en yüksek puanlı en iyi veteriner hekim öğrencilerini alıyor. Veteriner hekim adaylarını alıyor ve geleceğin meslektaşlarını yetiştirip bu millet için hayırlı fertler yapmaya çalışıyor. Bu nokta bizim için çok önemli. Bize çok da güzel haberler verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Bu özel günümüzde bize destek oldunuz. Sevincimizi paylaştığınız için bir kere daha teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz değerli rektör. Sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Saygıdeğer rektörümüze bir kere daha teşekkür ediyoruz. Mesleğimizi yaparken bizleri destekleyen birçok kurum ve kuruluş var biliyorsunuz. Ülke bir bütün. Devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları hepsi bir arada çalışıyor ve tabii ki mesleki sivil toplum örgütleri de bunların başında geliyor. Bugün aramızda Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı da var. Doktor Hüseyin Yalçın Köksal aramızda kendisi. Değerli dernek başkanım hoş geldiniz. Hoş buldum sayın hocam. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için ve böylesine çok önemli bir günde bize de konuşma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın rektörüm, sayın konsey başkanım, oda başkanım, değerli hocalarım ve fakültemizin dekanlığına
yeni atanan Profesör Doktor Ender Yarsan hocama kutluyor. Dekan yardımcılarımızı kutluyor. Hepsine başarılar diliyorum. Bu vesileyle bundan önceki hizmetlerinden dolayı bir önceki dekanımız Sayın Profesör Doktor Belgin hocama da hizmetler için mesleğim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Tabii ki dekan yardımcısı hocalarımıza da. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, sizleri 90 yıllık kuruluşunun bu yıl 90. yılını kutlayan Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Türk Veteriner Hekimliği eğitiminin 178. yılını kutlamak bizler için bir övünç kaynağıdır. Dilek olay neredeyse iki asra yakın geçmişe sahip köklü bir mesleğin mensuplarıyız. Sağlıklı çevre, sağlıklı hayvansal gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı toplum. Bu sloganın içinde ve her yerinde, her aşamasında veteriner hekimlik yer alır. Tüm dünyada ve ülkemizde de yoğun olarak yaşadığımız ve pek çok can kaybına ve genel ekonomik zararlara neden olan COVID-19 pandemisinin yanı sıra çok yakın zamanlarda ortaya çıkan şarbon, daha önceki yıllarda yine büyük hasar gördüğümüz kuş gribi, Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı, domuz gribi gibi hastalıklar mesleğimizin ne denli yaşamsal öneme haiz olduğunun bellidir arkadaşlar. İnsanlardaki enfeksiyonların 2/3'ü hayvansal kökenli hastalıklardır. Son zamanlarda görülen Ebola benzeri hastalıkların %75'i hayvansal kaynaklıdır. Sağlık Bakanlığı'nın ihbarı mecburi hastalık mecburi olarak kabul ettiği hastalıkların ise %80'i hayvansal kökenlidir. Biyoterörizmde kullanılan mikroorganizmaların ise %100'ü hayvansal kökenlidir. Şarbon ve benzeri hastalıkların ortaya çıkmasının en önemli nedeni sınır güvenliğinin olmaması ve kontrolsüz hayvan hareketleridir. Hayvanlar aracılığıyla insanlara bulaşan hastalıkların korunmanın ötesinde öteden beri tek sağlık yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım gereği insan, hayvan ve çevre sağlığı bir bütün olarak ele alınmalı ve bütün adımlar yaklaşımın gereğiyle uyumlu olarak atılmalıdır. Veteriner halk sağlığı hizmetleri güçlü olan ülkelerde pek çok zoonotik hastalığın insidansında belirgin azalmalar görülmüştür. Bütün bu sorunların önüne geçmek için beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık sınıfı mesleklerin bütüncül bir yaklaşımla çalışıp ele alınması gerekir. Bu sağlanmadığı takdirde halk sağlığının korunması oldukça güçtür. Bu nedenle diyoruz ki veteriner halk sağlığı başlı başına insan sağlığını direkt ilgilendiren bir oluşumdur. Bu nedenle özellikle fakültelerimizde eğitim süreçlerinde sayın hocalarımdan özellikle istirhamım veteriner halk sağlığının mutlaka ve mutlaka eğitim gören genç kardeşlerimize, müstakbel meslektaşlarımıza benimsetilmesini özellikle ve önemle istirham ediyorum. Bugün nüfusu hızla artan dünya nüfusunun 2050'li yıllarda 9 milyarı geçeceği tahmin edilmektedir. Bu nüfusun beslenmesi için bugünkü gıda üretiminin %100 artması gerektiği ifade edilmektedir. Bu oran ülkemizde hayvansal üretim çeşidinde daha yüksek olacaktır. Değerli konuklar, sevgili öğrencilerimiz, ülkemiz bitkisel ve hayvansal üretimde ithalatçı duruma gelmiştir. Maalesef kendi kendine yeterli durumda değildir. Canlı hayvan ve et ithalatı ile yıllardır yaptığımız karşı mücadeleye karşın şu anda görüyoruz ki bu bütün tarım sektörüne de yayılmaktadır. İşte sağlıklı gıda, sağlıklı beslenme derken insanların sağlıklı ve yeterli beslenmesi
en önemli haklarından biridir. Bu sağlıklı beslenmeyi, yeterli beslenmeyi sağlamak ve özellikle insan organizmasının üretemediği hayvansal kökenli proteinlerin sağlanması için bizlere çok büyük görev düşmektedir. Burada tabii bizlere düşen görevin sırasında idarecilerin, bu işte etkin ve yetkin olan insanların da yerel üretime, bizim yetiştiricilerimize mutlaka ve mutlaka gereken desteği sağlanması gerekmektedir. Fakültelerimiz gerek üstlendikleri öncül rol ile mesleğimizi ve hayvancılığımızı sürüklemek, gerekse ürettikleri teknolojileri hayata geçirmekle hayvansal üretimin artmasına, halk sağlığının korunmasına ve insan refahının iyileşmesine katkıda bulunmak gibi önemsel işlemleri vardır. Bu yüzden fakültelerimiz sadece öğrenci yetiştirmek ve araştırma yapmakla kalmamalı, mesleğimizin, hayvancılığımızın ve toplumumuzun sorunlarına sahip çıkmalıdır. Ben bu noktada çok değerli öğrenci kardeşlerime ve kendileriyle meslektaş olma gururunu daha şimdiden taşıdığım müstakbel meslektaşlarıma özellikle şunları diyorum. Mesleğimizin özellikle gün geçtikçe hak kayıplarına uğramaktadır. Bu konuda sesimizin daha güçlü çıkması için mutlaka ve mutlaka ortak paydamız mesleğimizdir, veterinere kimliktir, ülke ekonomisi, ülke hayvancılığı, insan sağlığıdır konseptinde hiçbir ayrım yapmaksın. Odalarımıza, konseyimize ve derneğimize sahip çıkarak müşterek bir güç birliği, ses birliği için bu mücadelelere katılmamız lazımdır. Bakınız, veteriner hekimlerin görevlerinin risk altında olmadığı gibi bilinçten uzak, yorumdan uzak bir takım şeylerle bizim mesleğimizin daha önce kazanım olan fiili hizmetimiz maalesef gasp edilmiştir. Fiili hizmet hakkı çok önemlidir. Ve bu 2006 yılından itibaren alınan bir kararla Anayasa Mahkemesi'ne beşeri hekimlerin yaptığı müracaatın ardından, onu çok açmıyorum, bu hak elimizden alınmıştır. Bunun yanı sıra popülist politikalar sonucunda ihtiyacın üstünde ve ihtiyaç olmayan bir takım veteriner fakültesi enflasyonu yaşıyoruz. Sayın hocalarım, değerli yöneticiler ve sevgili meslektaşlarım, veteriner fakülteleri gerekli altyapı ve akademik kadro destekli olmadan hiçbir şey olamaz. Bizim eğitimimizde kaliteyi sağlamamız için kurulacak fakültelerin mutlaka ve mutlaka altyapıları uzun uzun düşünülüp, uzun uzun planlanıp öylece hayata geçirilmelidir. Tarım Orman Bakanlığı ve daha önce Tarım Orman Bakanlığı bünyesinde daha önce mevcut olan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü 1984 yılında bir yeniden yapılanmayla kaldırılmış ve il ve ilçe teşkilatlarımız maalesef çalışamaz hale gelmiştir. Bugün hayvancılığın içinde bulunduğu kaosun, açmazların, çıkmazın bence ilk başlangıcı Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü'nün il ve ilçe teşkilatlarının dikkate alınmamasıdır. O nedenle mutlaka ve mutlaka bakanlığımız bünyesinde veteriner hekimlikle ilgili veteriner hizmetleri genel müdürlüğü ve mutlaka ve mutlaka ihdas edilmeli. İl ve ilçe teşkilatları yeniden yapılandırılmalıdır. Laboratuvarlarımız ve araştırma enstitülerimizin layık olduğu şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektir. Bu ve buna benzer pek çok sorunumuz vardır. Ancak diğer katılımcıların da konuşmalarına engel olmamak, onların hakkını almamak için ben yüksek müsaadenizle huzurlarından ayrılırken şahsım, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım adına tüm meslektaşlarımı ve siz değerli öğrencilerimi saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Hoşça kalınız. Değerli dernek başkanımıza katılımları için ve mesleğimize yönelik hem sorunları hem ilerlemeleri belirttiği için çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sağ olun dernek başkan.
Evet, mesleğini toplum yararı için yapacak her meslektaşın başvurduğu bir diğer sivil toplum kuruluşumuzda hiç kuşkusuz meslek odalarıdır. Kutlama törenimizde Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası'nı temsilen Oda Başkanı Doktor Zeynep Pınar Kaya da var. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sesimi duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Benim sesim de geliyor. Çok güzel, çok net geliyor. Aramızda olduğunuz için bir kere daha teşekkür ederiz size. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Şimdi sözü meslek odamız adına duygu ve düşüncelerini paylaşmak için değerli oda başkanımıza bırakıyorum. Evet, sayın rektörüm, konsey başkanım, dekanım, Veteriner Hekimleri Derneği başkanım, bakanlık yetkilim, meslek büyüklerim, hocalarım, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. 1954 yılında kurulmuş Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası'nın başkanı olarak tüm yönetim kurulu üyelerim ve hali hazırda bölgemizin kapsadığı 3 il olan Çankırı, Kırıkkale ve Ankara'da kayıtlı 2462 veteriner hekim meslektaşımız adına hepinizi bu anlamlı günde saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Dekanım, AHO Başkanı olarak ve yine tüm yönetim kurulum adına ülke hayvancılığı mesleğimiz ve eğitim camiamız için sizlere de yeni görevinizde başarılar diliyorum. İzninizle sözlerime Sayın Hocamız Profesör Doktor Hazım Gökçe'nin bundan 7 yıl önce Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171. yılı münasebetiyle kaleme aldığı yazının ilk paragrafından alıntılarla başlamak istiyorum. Türkiye'de Veteriner Hekimliği Yüksek Öğretiminin 171. yılı benim ilk kez 43 yıl önce katıldığım toplantıda olduğu gibi yine benzer törenlerle ve söylemlerle kutlandı diyor hocamız. Odalarda ve fakültelerde düzenlenen törenlerde yine Atatürk anıtlarına çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, tarihsel süreç anlatıldı, yapılan panellerde hayvancılığın ve veteriner hekimliğin sorunları tartışıldı. Yurt dışında olduğum bir yıl dışında bu törenlerin tümüne katıldım ve birçoğunu bizzat düzenleme şansını elde ettim. Ve ekliyor hocamız, şimdi geriye dönüp baktığımda ve arşivimdeki belgeleri incelediğimde benim sözlerim de dahil bugün söylenen sözler arasında bir farklılık bulamadım. Yani sayın meslektaşlarım, Hazım hocamızın da söylediği gibi, vurguladığı gibi, geçen 50 yılda mesleğimizin sorunları pek bir farklılık sergileyememiş ve diğer bir deyişle sorunlarımıza bağlılığımız tam 50 yıla direnmiştir. Bu sorunlar sıralanırken ilk sırada ülkemizde çok fazla veteriner fakültesi olduğu gerçeği sayın katılımcılar tarafından da dile getirildi ve hep de ortaya konulmuştur. Zaman zaman çeşitli mecralarda ne şekilde olursa olsun bu sorundan kurtulmamız gerekir. Aksi takdirde şanlı mesleğimizin sonu yakındır cümlesiyle gelecek kaygısı vurgulanmaktadır. İkinci olarak fakülte eğitim saat ve kalitesi özellikle uygulama dersleri ve imkanları üzerinden eleştirilmekte ve uygulama sürelerinin arttırılması şiddetle tavsiye edilmektedir. Tam bu noktada 2012 yılında TÜBİTAK desteği alarak gerçekleştirilen Özen ve arkadaşlarının yaptığı Türkiye'de Veteriner Hekimliği üzerine araştırmalar adlı çalışmada eğitimimizin zayıf yönlerinin sorulduğu 1117 meslektaşımızdan %38'i uygulama eğitiminin yetersizliği yanıtını vermiştir. Bu yanıt oranı maalesef ve düşündürücü bir şekilde Veteriner Fakültesi öğrencilerinde %41.3 ile daha da artmaktadır. İşte veteriner hekimliği öğretiminin başlamasını kutladığımız bugün de mesleğimizin gelişmesi ve sorunlarımızın çözümü yolunda en büyük etken yani eğitim ve öğretim burada bizi buluşturan bir başrol oyuncusu gibi göz kırpmaktadır. Mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğum okulumun siz değerli öğretim üyelerinin önünde söylemek isterim ki bizlerden, hepimizden çok daha iyi boynuzun kulağa geçtiği, kültürlü ve mesleği ileriye götürecek meslektaşlarımızın mezun olması ve bu meslektaşlarımızı odamıza kaydetmemiz en büyük arzum ve mesleğimle ilgili ümidimdir. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi 11 Mart 2020'de bildirilen ilk resmi vaka sonrası kara bir bulut gibi kaplayan COVID-19 sürecinde odamızın tüm yönetim kurulu üyelerinin ekip çalışması yaparak ve olağanüstü çabasıyla veteriner klinikleri açık tutulmuş ve hizmete devam edebilmiştir.
İşte siz değerli hocalarımızın bize verdiği eğitimle, tecrübemizle ve koronavirüsü en iyi bilen kişiler olarak bizler hem hasta yakınlarımızı hem çevremizi bilgilendirdik hem de bilinçlendirdik. Mesleğimizin toplumda diğer insanlarla en yakın temaslısı ve onlarla iç içe grubu olan klinisyen meslektaşlarımız arasından odamıza bildirilmiş olan ve bu hastalığa yakalanan üyemiz olmamakla birlikte maalesef çeşitli mecralarda mesleğini yapmakta olan üyelerimiz, meslektaşlarımız arasından bu hastalığa yakalananlar ve hayatını kaybedenler olmuştur. Hepimizin başı sağ olsun. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeyken ki ben 1999 mezunuyum, öğrenciler arasında hem dersin zorluğu hem de öneminin vurgulanması adına efsane haline gelmiş bir betimlememiz vardı. Ankara virolojiyi ver, hayat başlasın. İşte bugün de sevgili Aykut hocamız ve güzel ekibiyle bir kez daha gördük ki Ankara virolojiye sırtını ver, hayat yeniden başlasın. Çalışmalarından dolayı Sayın Aykut Özkul hocamızı kutlarken her ne kadar tıp fakültesinde görevini devam etse de veteriner hekim kimliğiyle gurur duyduğumuz ve takip ettiğimiz bir diğer meslektaşımız Sayın hocamız Aykut Özderen Delen'in de yolu ve zihni açık olsun. Yani bunu biliyoruz aslında hepimiz. Veteriner hekim olmadan sağlıktan bahsedilemez. Bunu biliyoruz. Ama bilinmesini, herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Biz neyiz? Biz veteriner hekimiz. Veteriner hekimsiz sağlık olmaz. Tek ses, tek yürek ve tek sağlık diyerek sosyal medyada sesimizi duyurmaya çalıştığımız, hatta hem Türkiye'de hem de dünyada trend topik olduğumuz günlerde istediğimiz tek nokta vardı. Hala da aynısını istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Eşitlik ve haklı davamızda destek istiyoruz. İşte bu isteklerimizin yanında da sağlıkta şiddete son demek adına bugün beyaz üniformanın göğsüne siyah kurdele taktığımı da sizlere özellikle söylemek istiyorum. Bizi kurtaracak olan şeyin Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde ve bilimin ışığında çalışmak olduğunu hiç unutmamalıyız. Bu fikri daha fazla hatırlayacağımız, hatta hiç unutmayacağımız, ülkemizde bilimselliğe daha fazla yaklaşmak adına hepimize çok önemli görevlerin düştüğü, sağlık sınıfında anılmak adına çok ciddi çabalar sarf ettiğimiz, ancak maalesef meslek içi ve meslekler arası çekişmelerin had safhaya ulaştığı, şiddet gördüğümüz özellikle sahadaki veteriner hekim meslektaşlarımızın, şiddet gördüğümüz ve giderek kapitalleşen ticari sistemin hüküm sürdüğü günümüzde izninizle mesleğimize hepimizin adım atarken ettiğimiz yeminin son paragrafını hatırlatarak sözlerimi bitirmek istiyorum. İnsanlığın değerleri, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde şerefim üzerine and içerim. Saygı ve sevgilerimle. Evet, değerli Doktor Zeynep Pınar Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli konularda gene vurgu yaptı. Değerli hocalarımız gerçekten, Aykut hocamız da herhalde 8 aydır hemen hemen hiç çıkmadan çalışmalarına devam ediyor. Level 3 Plus laboratuvarımızda çalışmalar devam ediyor. Ve insanlık adına, gerçekten de insanlık adına bu süreci devam ettirmeye çalışıyoruz. Hayatta kalmak adına. Tekrar teşekkür ediyorum. Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden tüm veteriner hekimlerin katıldığı, veteriner hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, veteriner hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan üst kuruluşumuz Türk Veteriner Hekimleri Birliği'dir. Bugün aramızda Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın Ali Eroğlu da var. Değerli Merkez Konseyi Başkanım, hoş geldiniz. Sesim ulaşıyor. Hoş bulduk Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Ben şimdi duygu ve düşüncelerinizi paylaşmak üzere, mesleğimizle ilgili gelişmeleri ve sorunları paylaşmak üzere sözü size bırakıyorum değerli başkanım. Evet, teşekkür ediyorum. Sayın Dektörüm, Sayın Dekanım, bakanlığımızın çok değerli temsilcisi Sayın Daire Başkanım, Sayın Dekan Yardımcılarım, Veteriner Hekimleri Derneği'nin Sayın Genel Başkanı, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Sayın Başkanı,
Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Ben de Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ve şahsım adına hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor. Bu programın özellikle ülkemiz, fakültemiz, mesleğimiz ve meslek mensupları için daha güzel yarınlara vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden meslek büyüklerimizi, hocalarımızı ve tüm meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara sağlıklı, huzurlu günler, hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Yine bu vesileyle Profesör Doktor Ender Yarsan hocamızı atanmış olduğu çok önemli görev dolayısıyla tebrik ediyor, kutluyorum ve başarılar diliyorum. Bugüne kadar yapmış olduğu çok önemli hizmetler, başarılı hizmetler dolayısıyla da dekanlıktan ayrılan Sayın Profesör Doktor Bergin hocamıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında, hocalığında, akademik hayatında da başarılar diliyorum. Değerli katılımcılar, bir meslek tarihi geçmişi, statüsü, ülke ve toplum üzerindeki etkileriyle önemli hale gelmektedir. Onu farklı kılan, bireye, topluma ve insanlığa olan katkısıdır. Veteriner hekimliğin geçmişi M.Ö. 2000'li yıllara dayandığında, tarihin en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sayın Dekanımızın da belirttiği gibi dünyada ilk defa 1762 yılında Fransa'da, 1842 yılında da ülkemizde veteriner hekimlik öğretiminin başlatılmasında viral salgınlar etkili olmuştur. Ben sayın hocalarımızı fazla sıkmadan ancak bildiğim kadarıyla sevgili öğrencileri de bizi izliyorlar zannediyorum. Hafızaları tazeleme ya da hafızalara bir şeyi oluşturma adına müsaade ederseniz biraz tarihi serüveni anlatmaya çalışacağım. Geçen bu 178 yıllık süre içerisinde ülkemizde dünya çapında birçok veteriner hekim bilim adamı yetişmiş ve önemli buluşlara imza atmışlardır. Bu bilim insanları ve meslektaşlarımız haftalarca evlerine uğramadan salgın hastalıklarla mücadele çalışmalarını yürüterek halkı açlıktan kurtarmışlar. Zoonoz hastalıklara karşı yaptıkları mücadelelerle yine halkın sağlığını korumuşlar. Ülkemizin en ücre köşelerine kadar ıslah hizmetlerini götürmüşlerdir. Böylece ülke hayvancılığına ve dolayısıyla insan sağlığına sundukları önemli katkılardan dolayı halkın takdirini kazanmışlardır. Bir örnek vermek gerekirse, malum Kurtuluş Savaşı sırasında sığır vebası hastalığı var. Sığır vebası hastalığı dolayısıyla da sığırlar telef oluyor. Büyük bir kayıp var. Üretilen sığır vebası serumu ile sığırlar tedavi edilmek suretiyle o zaman ordunun lojistik gücü yeniden kazandırılıyor ve Mareşal Fevzi Çakmak şöyle diyor: eğer Türk veteriner hekimleri olmasaydı istiklalimizi kazanamayacaktık. Yine Balkan Savaşı sırasında yakalanan sığırlara herhangi bir şey yapılamıyor, yani gıda olarak tüketilemiyor. Yine bilindiği gibi genç bir veteriner hekim Teğmen Şefik Kolaylı hastalan hayvanların kesilmesini ve bunların etlerinin kavrularak askere yedirilmesini teklif ediyor. Ancak bu öneri hasta hayvan etinin insanlara yedirilemeyeceği itirazıyla reddediliyor. Çok tarihi bir sözü var Şefik Kolaylı'nın. Şöyle diyor: bu hayvanları yiyen tek bir insanda hastalık çıkarsa beni kurşuna dizin. Ve diretiyor, önerisi kabul ediliyor. Böylece askerlerin gıda, protein ihtiyacı, hayvansal protein ihtiyacı ve beslenme ihtiyacı karşılanmış oluyor. Yapılan çalışmalar ve verilen hizmetler 1842 tarihinden bugüne kadar bir iftihar tablosu olarak ortadadır. Dün Adil Mustafa Şehzadebaşı, Şefik Kolaylı, Ordinarius Profesör Tümgeneral Süreyya Tahsin Aygün, Yüzbaşı Hüdayi ve Kemal Cemil Beyler, Binbaşı Ahmet Bey, Mehmet Akif Ersoy ve diğerler. 1897'de sığır vebası aşısını dünyada ilk kez Adil Mustafa Şehzadebaşı tarafından bulunmuş ve üretilmiştir. 1934 yılında dünyada ilk liyofilize sığır vebası aşısı, 1967'de dünyada ilk kez virüslerin üretildiği doku kültürünü bulan
veteriner hekim Profesör Doktor Süreyya Tahsin Aygün olmuştur. Yine aynı yıllarda Türkiye'de ilk defa kök hücre tedavisini uygulamıştır. Bugün de başta insan sağlığını olmak üzere çevre sağlığı, biyogüvenliği, sosyal hayatı, ekonomiyi, ticareti ve değerlerimizi ciddi oranda tehdit ve tahrip ederek bütün dünyayı kuşatan COVID-19 sebebiyle tüm veteriner hekimler bu salgın ile mücadele kapsamında görev başında olup, ülkemizin en büyük ilinden, ülkenin en ücre köşesindeki köy ve mezrasına kadar ayaktadır. Bir taraftan laboratuvarlara kapanarak hayatları kurtaracak, aşı, serum ve ilaç üretmek için olağanüstü gayret gösterilerek, COVID-19 aşısının insanlarda deneme aşaması olan faz 1 aşamasına gelinmiş, diğer taraftan sahada salgın ve zoonotik hastalıklara karşı koruyucu aşılamalar, hastalık mihraklarına müdahale, tedavi hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, insanımızın gıda güvenliğinin sağlanması gibi hizmetler onlarca riske rağmen gece gündüz demeden devam ettirilmektedir. Bu vesileyle bu çalışmaların içerisinde yer alan Ankara Veteriner Fakültesi'nden Sayın Aykut Özkul hocamız, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Aykut Özdağrendir hocamız, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Osman Erganış hocamız, yine İstanbul Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nden Sayın Mustafa Hasöks hocamızı ve diğer bilim insanları tebrik ediyor, kutluyor, teşekkür ediyoruz. Ne insanlık adına, ülkemiz adına ve mesleğimiz adına. Veteriner hekimlik, hayvanların ve insanların sağlığı, refahı ve çevreni koruması amacıyla faaliyet gösteren istisnai bir meslektir. Veteriner hekimler gıda güvenliği, biyogüvenlik, biyolojik çeşitlilik, antimikrobiyal dirençlilik ve iklim değişikliği gibi dünyanın en acil sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için çalışmaktadır. Her sektörde olduğu gibi 21. yüzyılda ciddi bir değişime uğramış, veteriner hekimlik de ciddi bir değişime uğramıştır. Bu değişimin duracağına dair bir işaret de bulunmuyor. Bu noktada veteriner hekimlerin bulunduğu tüm sektörlerdeki konumlarını koruması için önemli değişiklikler yapması ve gelecekteki değişimlere hazır olması gerekmektedir. Mesleğin icra edilmesinde yapısal değişikliklere, eğitim öğretimde yenilikleri ve ihtiyaçları yakalayan programlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bazı meslek gruplarının faaliyet alanlarını veteriner hekimliğin zararına olacak şekilde artırmak istemeleri dikkate alınarak bu noktada mesleğin haklarının korunması ve geliştirilmesi için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin bu konuda önemli sorumluluğu vardır ve eğitim öğretim kurumlarımızın tabii ki önemli sorumluluğu vardır. Geçmiş örnekleri vermek istemiyorum. Yakın zamanda bunların çalışmaları yapıldı. Veteriner hekimlik tüm dünyada stratejik öneme sahip bir meslek olarak kabul edilmekte. Bunun önemine binaen gelişmiş ülkeler kaliteli ve yeterli bir eğitim ve öğretim için gerekli önlemleri almaktadırlar. Değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, eğitim ve öğretimde istenilen standartlar olmayan bir mesleğin yarınları sıkıntılıdır. Benden önceki konuşmacılar, Ankara Bölgesi Veteriner Hekim Odası Başkanımızın da ifade ettiği gibi çağın bilim ve teknolojilerine göre normlarınızı oluşturamıyorsanız, ön alamıyorsanız, mesleğin geleceği sıkıntılı demektir. Eğitim ve öğretimde kalitenin gerisinde kalmış iseniz ve çağdaş veteriner hekimlik standartlarını yakalayamamışsanız, mesleğinizin geleceği sıkıntılı demektir. Sayın Hazım Gökçen hocamızın da ifadelerinde yer aldığı üzere. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak bir kez daha belirtmek istiyoruz. Şimdi bugünkü toplantı tabii ki öğretimin yıl dönümü olması dolayısıyla benden önceki konuşmacılar çeşitli konulara değindiler. Sayın Dernek Başkanımız, Oda Başkanımız, diğer konuşmacılar, Sayın Hocamız. Tabii tek sağlık paneli olacağı için bu programın devamında ben tek sağlık konusuna çok girmek istemiyorum. Ama Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin yaklaşık 2 yıldan bu tarafa, bunu şunun için söylüyorum, biz yönetime geldiğimizden bu tarafa, ki bizden önce de biliyorum Sayın Dekanımızın da
çok önemli çalışmaları var yıllardan bu tarafa. En önemli konulardan bir tanesi 2009 yılında Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Türk Tabipler Birliği Türkiye'de tek sağlık konusunu tek tıp, tek dünya, tek sağlık olarak deklare edilmiş. 2007'de Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği tarafından ve Amerika Tabipler Birliği tarafından gündeme getirilen bir konu. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tek sağlıkla ilgili değerli arkadaşlar, bilim kurulu üyelerimizle beraber yaklaşık 7-8 aydan özellikle COVID-19 sürecinden sonra önemli çalışmalar içerisine girdik ve hazırlanmış olduğumuz raporları devletin çeşitli makamlarına ilettik. Bunu bir politika, tek sağlık politikası halinde Türkiye'de uygulanması için. COVID-19 bunu tek sağlığın dünyada önemli olduğunu, bütün gelişmiş ülkelerin dikkate aldığını, yine bir konuşmacı arkadaşımız şimdi karıştırdım belki, COVID-19'u tabii bu arada Sayın Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum vurgulu veteriner hekimlikle ilgili cümleler için. Zannediyorum Sayın Rektörümüz ifade etti. Şimdi tek sağlık ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı ve bizim elimizdeki bilgilere göre dünyada hayvan hastalıkları ya da gıda ile ilgili hastalıkların %80'i orta gelir grubu olan ülkelerde görülüyor. Ama COVID-19'da bütün gelişmiş ülkeler alt üst oldu. Onun için tek sağlık çok önemli, başlı başına bir konu. Yine Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak mesleğimizin sorunlarıyla ilgili çok detay şeyler, burada zamanımız yok tabii. Demin söylemeye çalıştığım gibi bu daha çok öğretimin yıl dönümüyle ilgili bir toplantı olması dolayısıyla biraz da ben bundan sonraki kısmı oraya yoğunlaştıracağım. Birkaç uzun. Veteriner fakültelerinin sayısı 31. Yeterli donanıma sahip olmayan çok sayıda mezun mesleğe adım atıyor. Yeni veteriner fakülteleri açılmasıyla zarar gören hayvan sağlığı, insan sağlığı, çevre sağlığı ve hayvancılığımız olacaktır diyoruz. Yeni fakülteler açmak yerine mevcut fakültelerimizin uluslararası akreditasyon kurumu olan Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliği EAEV'in tarafından denkliğinin onaylanması için mutlaka çaba harcanmalıdır, harcandığını biz biliyoruz. Yüksek Öğretim Kurumu tarafından eğitim ve öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için asgari koşulları ve genel ilkeleri belirlenen programlar içerisinde mutlaka veteriner fakülteleri dahil edilmelidir. Yeni fakülte açışları için asgari standartlarla asgari kriterlere mutlaka uyulmalıdır. Veteriner fakültelerine girişte taban puan veya yüzdelik başarı sınırı kriterleri mutlaka getirilmeli. Veteriner hekimlik eğitiminin araştırma ve uygulama ağırlıklı bir eğitim olması zorunluluğundan dolayı veteriner fakültesi kontenjanları, ülkemizde ihtiyaç duyulan veteriner hekim sayısı, fakültelerin fiziki yapısı, hayvan hastanesi, uygulama çiftliği, laboratuvar ve akademik altyapılarda dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmelidir. COVID-19 pandemisi ile uzmanlığın önemi daha iyi anlaşılmış olup, veteriner hekimlikte uzmanlık eğitimi bir an önce başlatılmalıdır. Veteriner hekimliği çekirdek eğitim programı hayata geçirilmeli, derin müfredat ayrılıklarına mutlaka son verilmelidir. Mezun takip sistemi uygulamasına mutlaka geçmemiz gerekiyor. Veteriner fakültelerinde araştırma geliştirme faaliyetleri daha yüksek seviyelere çıkarılmalı. COVID-19 salgını benzeri süreçlerde bilimsel kapasite ve mesleki duruş ortaya konulmalıdır. Bir de ayrıca COVID-19 ile dünyanın gündemine gelen veteriner hekimlerin biyolojik savaşta mücadele konusunda mutlaka eğitim almaları sağlanmalıdır. Ayrıca eğitim ve öğretim planlamasında mesleki politikalara yer vermeli, özellikle deontoloji derslerinde 6.343 sayılı meslek kanunu ve TVEB ve odaların tanıtımı yer almalıdır. Biz Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum fazla uzatmama adına. Mesleğimizin saygınlığını ve onurunu korumak, yüksek standartını ve sürdürülebilirliğini devam ettirmek ve mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için yüksek kaliteli bir veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin ülkemize kazandırılmasının yanı sıra sürekli eğitimler ile iyi donanımlarla çağdaş veteriner hekimlik uygulamalarına gerçekleştirilmelidir. Ülkemizdeki veteriner hekimlik eğitim ve öğretiminin 178. yılını kutluyorum.
eğitimin öğretimi mimarı olan değerli hocalarıma minnetle teşekkür ediyorum ve meslektaşlarımıza, meslektaş adayı sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tekrar tüm katılımcılara sevgi ve saygılar sunuyorum. Değerli Merkez Konsey Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli noktaları vurguladı. Başkanımın da dediği gibi aramızda yüzü aşkın öğrenci var şu anda bakıyorum. Birçok öğrenci de aramızda başkanım. Dediğiniz gibi eğitim öğretimde standartizasyon ve sürdürülebilirlik. Rektör hocamın da vurguladığı gibi ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyona sahip ender fakültelerden biriyiz. Ve bununla gurur duyuyoruz. Dediğiniz gibi bunu sürdürebilmek için de çok çabalıyoruz. Ama dediğiniz gibi farklı farklı yönlerden de mesleği ele alıp eğitim öğretimi çok daha farklı geliştirmemiz gerekiyor. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum size katılımlarınız için. Veteriner hekimliğin yalnızca hayvana yönelik değil, tüm insanlığa yönelik bir meslek olduğunu dikkat ederseniz tüm konuşmacılarımız, değerli rektörümüz vurguladı. Mesleğimizin tabii ki çatı kuruluşu hiç kuşkusuz Tarım ve Orman Bakanlığı'dır. Fakat bakanlık bünyesinde mesleğimizin halka yönelik hizmet vermesini sağlayan en önemli birimlerin başında da Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü geliyor. Katılımcılarımız arasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Sayın Bayram Sertkaya da var. Bayram Sertkaya hem kendisi hem de ailesi, kendi çocukları da veteriner hekim bir aile. Böyle bir günde hep beraber kutluyorlar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bizimle beraber olduğu için. Sayın Daire Başkanım hoş geldiniz. Sesimi duyabiliyor musunuz? Hoş bulduk hocam. Giriş cümlenizden öncelikle teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Konsey Başkanım, çok değerli Dernek Başkanım, Oda Başkanımız, çok değerli hocalarım, sevgili öğrenciler, hepinize bu 178. güne etkinliğine katıldığınızdan dolayı öncelikle teşekkür ederim bir meslektaşınız olarak. Ben de Sayın Genel Müdürümüzün çok arzu ettiği, Harun Bey'in çok arzu ettiği bu toplantıya katılmak istediğini sizler de biliyorsunuz. Ancak son, hatta biraz önce yine tekrar aradı. Katılmak istiyorum ama artık açık alanda Sayın Bakan'la beraber bir aradayız. Onun için katılamayacağım. Kusura bakmayın. Onun adına bu toplantıya katılıyorum. Mesleğimiz adına da hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Şimdi genel hatlarıyla bir miktar ülkedeki mevcut durum, bizler neler yapıyoruz Tarım Bakanlığı olarak, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü olarak birkaç cümle bilgi paylaşmak isterim. Arkasından da bu kadar çok kıymetli hazırının meslek adına birçok şey söylediler. Ben de yaklaşık 30 yıldır bu işi yapan bir meslektaşınız olarak birkaç cümle söylemek isterim. Aynı zamanda Ender Bey'e, Sayın Dekanımıza da yeni görevinde hayırlı olsun diliyorum. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz yaklaşık 18 milyon civarında büyükbaş hayvan mevcudumuz var. 55 milyon civarında da koyun keçi varlığımız var. Bu sayı her geçen gün İşte ithalata bağımlı olmaktan kurtarıp kendi kendimize yeter duruma getirmek adına sayın meslektaşlarımızla beraber, diğer meslek dışı gruplarla da beraber, meslek dışı birçok farklı meslekteki bu sektörde hizmet eden arkadaşlarımızla beraber bu sayıları daha hem kalite ve gıda zincirinde dahil olmak üzere, izlenebilirlikte dahil olmak üzere sağlıklı hayvan, neticede sağlıklı insanın, insana ulaşmanın, sağlıklı insanın oluşmasında etken olan gıdaya erişimi sağlama noktasında da Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya devam ediyoruz. Yine kanat sektöründe bildiğiniz üzere çok ciddi bir potansiyelimiz var. Yaklaşık 1.7 milyon, 1.8 milyon ton civarında et üretimimiz var. Birçok ülkeye aynı zamanda ihracat yapan bir durumdayız. Yani gıdanın, hayvansal üretiminin bütününe baktığımızda herkes bunu eleştiriyor. Yani toplamda 18 milyon civarında büyükbaş hayvan varlığımız var. 55 milyon küçükbaş. Baktığımızda totalde aslında biz hayvansal ürünlerde ve canlı hayvanda ihracatçı ülkeyiz. Bu şekilde bakmakta sanki fayda var gibi düşünüyorum. Tabii ki gündeme gelen sürekli konu işte et ithalatı ve canlı hayvan ithalatı.
Birçok ülkelere baktığınız zaman birçok ülke hem ithalat yapıyor hem ihracat yapıyor. Ama gönül arzu der ki burada tamamıyla kendi kendimize yeten hatta ihracatçı durumda olan bir ülke olalım. Hem büyük başta hem kırmızı ette de büyük başta ve küçük başta da bunu sağlayalım diye. Gelecekte umarım en kısa zamanda bunlar olur. Hayvan hastalıklarıyla mücadeleye baktığımızda yaklaşık hayvan sağlığı dairesi olarak hayvan hastalıklarıyla ilgili 52 milyon civarında bir bütçeyi de hayvan hastalıklarıyla mücadele yapıyoruz. Önümüzdeki yılda bu bütçemizin ciddi oranda artacağını yaptığımız görüşmelerde ciddi oranda artacağını bekliyoruz. Aynı zamanda birçok Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. Bunların içerisinde LSE'de Kuduz havadan uçakla ilaçlama şeklinde yaklaşık her bir projemizin proje maliyeti kamu katkısıyla da birlikte yaklaşık 14 milyon euro. Her iki proje 28 milyon euroluk bir proje şu anda hayvan sağlığı olarak yürütmekteyiz. Aynı zamanda hayvan sağlığı alanında neler yapıyoruz? Hayvanların kayıt sistemi, hayvan sağlığı, gıda güvenliği, hayvan refahının sağlanması, hastalıkların teşhisi ve tedavi hizmetleri. Aynı zamanda özellikle hayvan sağlığı konusunda bir iki cümle söylemek isterim. Mesleğe ilk başladığım yıllarda hayvan refahı pek böyle benim de çok fazla belki bilgisizliğimden kaynaklanan belki de çok üzerinde durmadığımız son dönemde hani moda gibi düşündüğümüz bazı söylemler gibi algılıyordum ama süreç içerisinde hayvan refahının eşittir. Hayvan sağlığı aynı zamanda gıda güvenliği aynı zamanda ticarette ciddi anlamda bir etki sağladığında hep beraber gördük. Bunun için hayvan refahı yeni süreçte mutlaka hayvan davranışları, hayvan refahını mutlaka sayın meslektaşlarımızın, mesleğe yeni katılacak olan arkadaşlarımızın ön plana almasında ciddi anlamda fayda olduğunu düşünüyorum. Yine zoonotik hastalıklarla ilgili ihbarı zorunlu hastalıklar konusunda ciddi çalışmalarımız var. Bilindiği üzere Türkiye Zoonoz Milli Komitesi Sağlık Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz bir proje, bir çalışma. Bu çalışmanın bu 2021 yılında ise dönem başkanlığını Sayın Bakanımıza dolayısıyla Bakan Yardımcımızın koordinasyonunda Tarım Bakanlığı'na geçecek. Yine fakültelerimizle birlikte Türkiye Zoonoz Milli Komitesi'nin başkanı olarak Tarım Bakanlığı bu çalışmalarda da ciddi yol kat edeceğini ve sayın meslektaşlarımla birlikte bir daha ileri seviyelere çıkaracağına ben inanıyorum. Bununla beraber ihbari mecburi hastalıklarla mücadelemiz söz konusu. Bunların başında tüberküloz, brusella, şarbon, kuduz, kuş gribi gibi, avyan influenza gibi birçok hastalıkla mücadele ediyoruz sahada. Bu mücadelemizi 81 ilde, 921 ilçede aynı zamanda gerçekten gurur duyduğumuz bir merkez veteriner kontrol araştırma enstitüsü yanısında sıra 8 tane toplamda 9 veteriner araştırma enstitüsüyle de bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hastalıklarla mücadelede veteriner fakültelerimizden gerçekten çok değerli görüşler zaman zaman alıyorduk. Ancak bu bizi tatmin etmiyordu. Bu son dönemde yani bir hafta yaklaşık oldu, bir hafta 10 gün kadar oldu. Daha önce çalışmalarını yaptığımız ve bir hafta öncesinde de Sayın Bakanımız tarafından onayını aldığımız Hayvan Sağlığı Danışma Kurulu bilim komisyonları oluşturduk. Bu bilim komisyonlarında çok değerli üniversitelerden hocalarımız bu komisyonlara dahil oldu. Ve yakın zamanda önümüzdeki hafta içerisinde de şap, brusella, tüberküloz ve PPR koyun keçi, mavi dille ilgili bilimsel komisyonlarımızı toplayacağız. Bu çerçevede sadece Tarım Bakanlığı olarak kendimiz yapıp kendimiz pişireceğimizden ziyade istişare etmekte, istişare ederek de üniversite, fakültedeki çalışmalarla bizim çalışmalarımızı entegre etmek suretiyle tavsiye kararları ortaya çıkaracaklar sayın hocalarımız. Ve bunun üzerinden aynı zamanda belki bölgesel anlamda iller bazında hayvan hastalıkları haritasını ortaya koyacağız. Ve bundan sonraki mücadele programımızda da bölgenin hatta daha mikro düzeyde ilçelerin ilin üzerinde hangi projeleri hayata geçireceğimizi gündemimize alacağız. Sadece bundan sonraki süreçte üniversite hocalarımızın ve enstitüdeki çalışan arkadaşlarımızın araştırma konusu, doktora konusu araştırmak yerine mevcut ülke ihtiyaçlarının da öngören ve aynı zamanda Tarım Bakanlığı'yla ortak projeler yürütebilecek bir fiziki altyapıyı da sağlayacak bir çalışmanın içerisinde bu bilim komisyonlarının tavsiyeleri üzerinde bir çalışma üzerinde yol almış olacağız. Yaklaşık 11-12 hastalığımız var bu konuda önümüze aldığımız ilk etapta bu komisyonlarla beraber çok yakın zamanda dediğim gibi ilk toplantılarımızı
önümüzdeki haftadan başlamak üzere de yapacağız ve Kasım ayının iki haftasında devam edecek. Daha sonra bu arkadaşlarımızla beraber 2021 yılı eylem planlarımız, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda eylem planlarımızı da hayata geçireceğiz. Aynı zamanda bu bilim komisyonlarının dışında bilindiği üzere COVID dünyanın her tarafında bir salgın olarak devam ederken biz de Tarım Bakanlığı olarak hayvan sağlığı başlangıcı itibariyle daha sonra gıda ve arkasından da bitki sağlığında içine alacak şekilde bilim komisyonları oluşturduk. Yine üniversite hocalarımızdan çok değerli katkılarını aldık. Mezbahalarda, kesimhanelerde, marketlerde birçok numune çalışmak suretiyle ki Ankara Veteriner Fakültesi'nden de çok değerli hocalarımız bu konuda katkı sağladılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu bilim komisyonu içerisinde çok değerli çalışmalar ve sürecin aynı zamanda acil eylem planlarının nasıl olması gerektiği konusunda da bir marketin de yapılması gerekenler, mezbahada yapılması gerekenlerle ilgili hayvan pazarlarında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde kurbanla ilgili süreçler yaşandı. Bu bilim komisyonlarından çok ciddi destekler almak suretiyle burada afiş, broşür, el ilanı şeklinde bir takım dokümanlar hazırladık hocalarımızla beraber. Onların tavsiyeleri doğrusunda ve sahada bunu da hayata geçirdik. Bu bize cesaretlendirdi. Bundan sonraki hayvan hastalıkları mücadelesinde de bu komisyonlardan ciddi anlamda destek alacağımızı düşünüyorum. Ben bu hocalarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Herkesin bildiği üzere yine Sayın Bakanımızın YÖK'le yapmış olduğu bir protokol çerçevesinde bu gerçekten çok önemli bir şey. Ve bunun süreç içerisinde de çok hızlı bir şekilde sonuçlarını alıyoruz. Zaman zaman üniversitelerimizden bize izin almak üzere yazılı talepleri geliyor. Artık bizim araştırma enstitülerimiz, şimdi arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız üniversitelerin fiziki altyapısı yeterli olmayabilir. Burada doktora çalışmalarını yapacakları sıralarda gerçekten laboratuvar altyapısı konusunda sorunları yaşanıyordu. Bu protokol gerçekten çok önemli ve bu süreçte de görüyorum ki enstitülerimizin fiziki altyapısını kullanan hocalarımız enstitülerimizle müştereken hem o geçmişteki öğrenci öğretmen sosyal ilişkisini de geliştirmek adına buradan öğrendikleri becerilerinin yaşamda da fiziken laboratuvarda uygulamak adına hem doktora konularında daha hızlı yol almak adına da enstitülerin altyapısının üniversitelere açılmış olması da çok önemliydi. Bu protokol çerçevesinde de çok değerli çalışmaları üniversitelerimizle beraber yapıyoruz. Diğer bir yaptığımız husus biliyorsunuz biz aynı zamanda Dünya Hayvan Sağlığı, Dünya Gıda Örgütü çerçevesinde temas noktasıyız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü olarak. Burada da birçok uzmanı gerek ülkemizdeki uzmanları yurt dışına göndermek suretiyle gerek yurt dışındaki uzmanları Türkiye'ye getirmek suretiyle ortak bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Aynı zamanda zoonoz hastalıkların dediğim gibi etkin bir şekilde mücadelesi yanında antimikrobiyal direnç gibi antibiyotik kullanımındaki aşırılığın önüne geçmek adına da birçok projelerimiz var. Benzer çalışmaları Ulusal Salmonella Kontrol Programı'nda ki burada Ankara Veteriner Fakültesi ile TÜBİTAK işbirliği ve bakanlığımızca yürütülen bir salmonella kanatlı hayvanlarda ve gıdalardan salmonella izlenmesi ve kontrol programı geliştirme projesi de yine Ankara Veteriner Fakültesi ile ortak yürüttüğümüz projeler arasında. Yine Ankara Veteriner Fakültesi'nin mikrobiyoloji ana bilim dalı altında bir referans laboratuvarımız söz konusu. Netice itibariyle ulusal veteriner antibiyotik direnç izleme projelerini yine müştereken yürütmekteyiz. Aynı zamanda sahada meslektaşlarımızla beraber gerek elektronik reçete serbest hekim arkadaşlar, kamuda çalışanlar için de aşı takip sistemi, aynı zamanda serbest çalışan arkadaşlarımızın da aşıları uygularken kaydedebileceği bir aşı takip sistemi ve ilaç takip sistemi çerçevesinde ilacın kullanımını disipline etmek, aşının izlenebilirliğini sağlamak adına da birçok çalışmalar yürütmekteyiz. Ben bu sözlerden sonra bizim aramızda genç meslektaşlarımız var. Biz de o sıralardan geçtik. Bugün buralarda oturuyoruz. Yarın o arkadaşlarımız buralarda oturacak. Ben onlara da birkaç cümle söyleyip izninizle sözümü bitirmek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli sevgili öğrenciler, bu mesleği ben de kendim seçtiğimde gerçekten çok fazla bilgi sahibi değildim. Yan komşum, babam öğretmendi. Bir komşum vardı, onunla sohbet ederken, o da öğretmen babamın arkadaşı. Ya veteriner hekim çok para kazanıyor, sen de bu mesleği seçersen iyi olur demişti.
Ben o zaman 428 fen puanıyla ikinci sırada veteriner fakültesini tercih etmiştim. 425 fen puanıyla Konya Tıp Fakültesi, Bursa Tıp Fakültesi öğrenci aldım. Bugün bu mesleği seçtiğim için gerçekten çok mutluyum. Tabii bu işler kısmettir söylemeyle değil. Okan hocam çocuklarımı çok iyi tanır sağ olsun. Diğer hazırın da bir kısmını tanırlar kendilerini. İki çocuğum da veteriner fakültesinde okuyor. Birisi bugün 9 Eylül'de araştırma görevlisi olarak yakın zamanda orada başladı. Diğer çocuğum yurt dışında Bulgaristan'da ve yakın zamanda bunu da keyifle söylemekten onur duyuyorum. Dünyanın sayılı veteriner fakültesinden Avusturya Viyana Veteriner Fakültesinden doktora kabulü aldı. Bu noktada da ben genç arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Bu meslek onurlu bir meslek. Hiçbir meslekten, fakülteden bitirdiğiniz gün 32 meslek iş dalında hiçbir uzmanlığa sahip olmadan, ekstra bir bilgiye sahip olmadan iş bulacağınız bir imkan yok. Ama onurlu olun, diklenmeyin ama dik durun. Mesleğinizi iyice öğrenin. Bu meslek gerçekten onurlu bir meslek. Üstlerinize, yarın çalışacağınız, birlikte çalışacağınız meslek arkadaşlarınıza, meslek büyüklerinize karşı diklenmek yerine dik durun, öğrenin, doğruyu öğrenin. Her zaman bu mesleğin önü açıktır. Ben diğer yıllarca ithalat ihracata da baktım. Bakın, genellikle uluslararası ilişkiler konusunda, uluslararası ilişkiler mezunu arkadaşlarımız, uluslararası ticaretlerde mesleki bilgi ve bizim mesleki bilgimizin aslında belki de görmediğimiz tarafı. Ben uluslararası ticarete baktığım zaman veteriner sağlık sertifikaları arasında hayvan hastalıkları var. Ama gördüm ki uluslararası ilişkilerde yani uluslararası ilişkiler mezunu uluslararası canlı hayvan ticareti, hayvansal ürün ticareti yani aklınıza ne gelirse kedi köpek mamasından tutun da buzağı mamasına kadar birçok ithalat, aşı vesaire işlerinde bu işin ticari boyutunu yapan arkadaşlarımız uluslararası ticaret mezunları. Bu arkadaşlarımız uluslararası ticareti biliyor olabilirler. Ama bu arkadaşlarımız mesleki bilgi ve görgü sahibi olmadıkları için bu noktada sıkıntılar yaşıyorlar. Eğer sizler bu farklı pencereden de bakarsanız, yani bir elime çantayı alırım, bir klinik açarım, hipoglisemi tedavisi yaparım, bize anlatıldığı zamanlarda da öyleydi. Hayvan taht diye ayağa kalkar şeklinde artık bir veteriner hekimlik mesleği diye bir şey yok. Artık sizler sürü yönetimini bilmeniz lazım. Artık hayvan hastalıklarında infertilite sorunlarını bilmeniz lazım. Hayvan beslemeden kaynaklı sorunları bilmeniz lazım. Artık mastitle ilgili bir sorunu bilmeniz lazım. Ayak hastalıklarıyla ilgili bir sorunu bilmeniz lazım. Bu ülkenin şapla ilgili, brusella ile ilgili, tüberkülozla ilgili bir takım sorunları çözülebilir. Bu kamu olarak, kamu imkanlarıyla bunu çözmeye devam ediyoruz. Ama bu ülkede artık doğum aralıklarının, sürü yönetiminin, artık hekimliğin biraz daha dijital ortama taşındığı, hayvan beslemenin ön plana çıktığı, birçok Avrupa ülkesinin de bunlarla mücadele ederken bir takım sıkıntılar yaşadığı hususlar bunlar. Aynı zamanda ıslah önemli bir unsur. Ayak hastalıkları lütfen önemli bir unsur. Mastit önemli bir unsur. Mastit deyip geçmeyin yani. Ciddi ekonomik kayıpları var. Mesleğinizi lütfen çok iyi bir şekilde öğrenin. Araştırın. Dünyada bu konularla ilgili bakın çok değerli hocalarımız var. Ben gerçekten 5-6 yıl boyunca orada gitme gelme fırsatı buldum. Ender hocam, Okan hocam, daha ismini sayamadığım rektörümüz, çok değerli hocalarımız var. Bunları fırsat bilin. Yani orada zaman geçirmek yerine buraları fırsat bilerek bizlere gelin. Staj yapmak adına biz sizlere destek olalım. Değerli hocalarım, öğrenci arkadaşlarım, gerçekten mesleği iyi öğrenirseniz bu meslek herkese ekmek yedirir ve usta çırak ilişkisini mutlaka büyüklerinize olan saygıyı, sevgiyi hiçbir zaman kaçırmayın. Hepinize saygılar sunuyorum. Lafımı uzattım, kusura bakmayın. Mesleki heyecanımdan kaynaklı. Hepinize saygılar sunuyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını, mesleğimize de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Değerli daire başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bu heyecanınızı umarım sizler de uzun yıllar korursunuz. Öğrencilerimiz de bu ilk günkü heyecanını aynı sizin gibi tüm meslek yaşamı boyunca korurlar. Çok teşekkür ederim katılımlarınız için.